konumuz Pakratuni'ler efendim son birkaç yıldan beri bir Pakratuni'den Söz dilini duymuşsunuzdur. Pakratuni kavramını ilk ortaya atan belki de yazılarında zaman zaman geçiren bir büyüğümüz olarak Mehmet Şevket Eğii burada sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kendisine hakkı teslim etme açısından bu açıklamayı yapmayı uygun buluyorum. Bizim Pakratuni meselesine bakışımız son zamanlarda o seçilmiş azınlıklar videomuzda seyredildiği üzere son zamanlarda Türkiye siyasetinde hakim olan bir etnik yapının ortaya çıkmasının bilinçli olabileceği kanaati bize hasıl olmuştu. Ve onun üzerine biz Pakra ilgili geniş bir araştırma yaptık. Bununla ilgili yazılmış makalelerimiz var televizyon programlarında. Konunun sözünü etmiştik daha evvel bir video çekim olarak ilk defa karşınızdayız. Kimdir bu Pakra Dost doğru bir açıklama yapmak gerekirse duymuşsunuzdur. Kripto Ermeniler diyorlar kendilerine. Efendim kripto Türkçe'de gizli, sırlı, saklı anlamına geliyor. Biliyorum. Kripto Yahudiler, kripto İbraniler gibi. Günümüzden yaklaşık 2000 küsur sene evvel İspir Kralı, zamanın İspir Kralı veya bölgedeki yani Kafkas, Güney Kafkasya, Kuzey Kafkasya bölge, doğa bizim Doğu Anadolu'yu kapsayan bölgede hakim olan bazı prenslikler var. Bunların birçoğu Ermenistan kaynaklı prenslikler. Ermenilerin tarihte geniş krallıkları olmadı. Böyle prenslikler halinde ya batı medeniyetine yani Roma'ya bağlı yahut da doğu medeniyeti Perslere, İranlara bağlı şekilde yaşamış küçük vilayetler şeklinde idari yapılanmalar olarak görüyoruz biz Ermenileri. Bunlar, bunlar kendilerine hanedanlık diyorlar zaten. Efendim ışkanlık diyorlar. Ermeni hanedanlıkları deniyor bunlara. Küçük şehirler etrafında yapılanıyorlar. Bir nevi şehir beyleri ancak kendilerini kral gibi. İspir kralı mesela. Bir İspir biliyorsunuz günümüzde bir küçük ilçe. Oranın da bir kılı, kralı var zamanında. İspir kralı. Veya bir başka Ermeni prensi, Işkan'ı, Nakaran'ı Filistin seferinde bir Yahudi aile getirdiği vaki bu aile zaman içerisinde köl olarak getirilen bu aile kendilerini getiren hanedanlık içerisinde evlenmeler filan yoluyla veya onların efendim kendine has yöntemleriyle yüceldiklerini yükseldiklerini görüyoruz. Ve bir zaman sonra hakikaten sözü dinlenir, sözü edilir, sözünden çıkılmaz bir aile haline alıyor. Bunlara bakranlılar, bakranistler diyorum ben. Bakranlı Hanedanlığı olarak daha sonra tarihte geçti. Yahut da Ermenilerin lisanıyla Pakratuniler deniyor. Bu aile tıpkı bizim birinci derin devlet iddiamızda olduğu gibi İbrani kökenli ancak geldikleri toplumun dinine dönmüş yani Ermenileşmiş bir unsur olarak görüyoruz biz bunları. Tıpkı Selanik dönmelerinin efendim, İbrani köklerinden ayrılarak yahut da ayrılmadan İslam'ı kabul etmelerinin bir başka örneği Ermeniler içerisinde kripto Ermeniler olarak. Dünyada böyle dönme topluluklar var. Hemen hemen bu dönme toplulukların tamamı İbrani kökenli. Yahut da şöyle söyleyelim İnsanlar, toplumlar tarih içerisinde birçok dine evrilmişler. Türklerde Budist olmuş, Şamanistlikten efendim Hristiyan olmuşlar. Hatta Musevi olanlar var. En sonunda Müslüman olan bizler varız. Bize dönme denmiyor. Yahut da kripto Türkler denmiyor. Zira bizim dönüşümüz e, samimi bir dönüş. Yani biz Müslüman olmuşsak samimi bir Müslümanız. Geçmiş dinimizi Moğollar mesela Cengiz'in torunları buraya geldiğinde Altın Ordu Devleti'nden söz edelim. Berke Han yani Batu'nun, Batu oğlu yahut da torunu Berke Han Şamanizm'den İslamiyet'e döndü. Kime karşı savaştı arkasından biliyor musun? Amca çocukları Çağataylılara karşı savaştı. Yani samimi bir dönme halidir bu. Samimi bir din değiştirme halidir ve dönme olarak bu yahut da kripto olarak sıfatlandırılmıyor bu tür toplumlar. Yalnızca Yahudiler hariç. Zira Yahudilerin dönmeliği farklı. Yani onlara biz yahut da konuyla ilgili uzmanlar veya tarihçiler diyorlar ki evlerinde Musevi, sokakta Müslüman, Hristiyan yahut da şimdi sözünü ettiğimiz Pakratuniler'de olduğu gibi Ermeni olarak görülüyorlar. Yani dinlerinden çıkmıyorlar. Sam, münafık bir dönmedir bu. Münafık bir din değiştirmedir. Bunun örnekleri günümüzde de var. Efendim, Hristiyan dönmelerine İspanya'da biliyorsunuz Moriskolar deniyor. Mesela Hristiyan dönmeleri var. İspanya'da 1500-1492'den itibaren kovulan Yahudilerin Türkiye'ye gelmiş olanları biliyorsunuz Yahudi olarak geldiler. Onlar gelişlerinden 100-150 sene sonra döndüler, sabataycı oldular. Gelmeyip İspanya'da kalanlar Yahudi inancından döndüler. Onlara da İspanyol dönmeleri Moriskolar yahut da konversolar, konverseler deniyor. Mesela İran'da da dönmeler var. Şia'ya dönmüş. Bir grup, Musevi'den söz edelim. Meşhediler deniyor İran'daki isimleri bu. İşte bu dönmeler geleneğinin Ermeniler içerisindeki karşılığı da Pakratuniler. Pakratuniler niye önemli, biz niye bu konuyu yapıyoruz? Zira geldiğimiz bugünlerde Pakratuniler çok önemli bir zaman aşaması, zaman eşiğindeler. Bu konunun bizim millet ve devlet hayatımızda önemli bir yer tutmasından kaynaklanıyor tıpkı Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı o yıllarda Osmanlı Devleti'nin yerine kurulacak devletin derin yapısı kimler kim olmalı kimler olmalı sorusunun cevabı bugünlerde de soruluyor. Yeni kurulacak yahut da bir başka sisteme evrilecek e, Türkiye Cumhuriyeti'nin derin yapısı kim olacak? Kimler olacak? Zira geçen yüzyılın derin yapısı artık Türkiye'de yok. Türkiye 2000 yılı itibariyle derinsiz kaldı zaten. Şu günlerde olan kavganın altında yatan gerekçe de bu. Herkes derin olmak için uğraşıyor. Yani ortadaki bu kavgalar sağcı, solcu, efendim, ocu, bucu, Kürt, Alevi vesaire filanın kendini ortaya atıp bir kavgaya dahil olmasının sebebi kurulacak yeni sistemin derin yapısı ben olayım, yok sen olma, öteki olsun, o olmasın, bu olsun. İlişki akışından başka bir şey değil. 2000 yılı itibariyle Sabatay derinliği buradan 100 yıllığına aldığı ihaleyi 90. yılında terk etmek zorunda kaldı. Yani terk ettirildi. Bu konuyla ilgili bir videoda yapacağız ileride. Konu önemli. 1999 anayasa krizini hatırlayın. O krizle ilintili bir durumdur. Bir başka videoda sözünü ederiz onu. Bu noktada Türkiye ilk defa derinsiz kaldı. Türkiye ilk defa derinsiz kaldı. Bu anlamda yeni sistemin derin yapısını oluşturmak üzere AK Parti harekete geçti. Yani bir şey saklamanın anlamı yok. Dolayısıyla iktidarda olan onların derin yapıyı oluşturmak gibi bir gayesi yahut da çalışması elbette olacaktı. Bunu istemeyenler ona karşı tavır aldılar ve onlar da kendilerini kavgaya dahil ettiler. Bu kavga hala sürüyor. Türkiye'de bir derin devlet henüz köklü şekilde oluşturulmuş değil. Bu anlamda Batılılar ne düşünüyor? Birinci Dünya Harbi'nin arkasına yeni kurulacak devletin efendim derin yapısını elbette biz tasarlamadık. Bunu Batı medeniyeti tasarladı başta İngiltere olmak üzere. Ve onlar sabotajcılarda karar kıldılar. Şimdi 2023 yılıyla gireceğimiz yeni sistemde yeni yüzyılın derin yapısı da iş başına geçmiş olacak, işbaşı yapmış olacak. Batılılar bu anlamda eski ölçülerini yine geçerli kılıp toplumun en azınlık bu anlamda batıyla hemhal efendim okumuş yazmış kitlesi fazla biraz da toplumun büyük kesimiyle biraz değil fazlaca etnisitesi farklı inancı farklı bir azınlık arıyorlardı. Bu azınlık bulundu sonunda. Bu azınlık efendim konuyla ilgili bir video bir makalemiz oldu zaten Zaza planı adı altında bir makale yayınladık. İşte aslında Zaza planı bu anlamda yeni yüzyılda derin yapının oluşturulmasını anlatan bir yazıydı. Bu doldurduğumuz video da zaten onu özetlemek üzere çekiliyor. Biliyorsunuz MHP milletvekili Yusuf Alaçoğlu profesör kendisi tarih kurumunun başkanıydı. Tarih kurumunun başkanı olduğu yıllarda bir açıklama yaptı. Bana söyletmeyin dedi. Neyi söyletmeyelim? efendim kendini gizleyen Ermenilerden söz etti. Bu Ermenilerin 1915 tehciri esnasında bir kısmının tehcir planı doğrultusunda Orta Doğu'ya bir kısmının onlardan ayrıldığı, o bölgede saklandığından söz etti. Yusuf Halaçoğlu saklandıkları yerlerinde adreslerini verdi. Zaza Alevi, Zaza köyleri, Alevi Kürt varsa o köylere saklandılar. Zira bunlar yeni bir dönme hareketiyle Müslümanlığa evriliyor ya da Aleviliğe evriliyorlardı. Onun iddiasına göre doğru bir iddiadır. Daha sonraki pek çok da bunu teyit etti. Biz de araştırmalarımızda bu sonuca ulaştık zaten. Göçürtülen, tehcire tabi tutulan Ermeni nüfus içerisinden ayrılıp Zaza ve Kürt köylerine sığınan kriptolar, bir kripto hareketi başlatan bu unsurlar temel itibariyle Ermeni değildi zaten. Pakratuni'ydi yani Musevilikten Ermeniliğe dönüşmüş, Ermeniliğin içinde kendisini saklamış unsurlardı. Sonra tehcir esnasında güçleri kalmamış Ermenilikten ayrıldılar. Yeni güce, yeni gücün içinde erimek üzere yahut da yeni gücün içerisinde saklanmak üzere Alevi Zaza köylerini tercih ettiler. Zaza oldular onlar. Biz onları Zaza diyebiliyoruz. Efendim biz onları kripto Kürtler olarak biliyoruz. İşte biz bunu açıklamak üzere bu videoyu doluyor. Onlar zaza da değil. Yani Musevilikten Ermeniliğe döndüler. Ermeni değillerdi, saklandılar. Ermenilikten Zazala, yani Osmanlı toplumu içerisinde kendilerine yakın buldukları, ibadet azlığı nedeniyle yakın buldukları ve bölgesel komşu oldukları bir başka toplumun içine geçtiler. Döndüler, ikinci bir dönme yaşadılar ve şimdi o dönmeler Musevi İbrani köklerinden dolayı veya büyük ihtimalle bundan dolayı veya okumuş yazmışlıklarından ve azınlık oluşları, batıya yakın oluşları sebebiyle tercih noktasındalar. Ve yeni kurulacak, yüzyılda yeni kurulacak sistemde batı medeniyeti Türklerin, Türkiye devletinin derin yapısı olarak onları planlıyor. İşte bizi bu amaca götüren yahut da bu sonuca götüren şey son zamanlarda Türkiye'de kurula gelmiş iki partinin başına geçirtilen iki isimden yola çıkıyoruz. Bunlardan biri Alevi Zaza, biri Sünni Zaza. Bu Alevi ve Sünni Zazaların bilinçli olarak Yeni yüzyılın derin devletini oluşturmak üzere partilerin başına geçirildiği, partilerin desteklendiği, partilerin yüceltildiği hususunda kaygılarımız, kuşkularımız var. Bu videoyu bu anlamda size bir gerçeği duyurmak için söylüyoruz. Bunun gerçek olup olmadığı hususunda da soruyoruz. O söz konusu şahıslara pakratunilerle bir ilişkiniz var mı? Pakratuni misiniz her şeyden önce? Veya Pakratunilerin tercih ettiği Zaza ve Alevi ve Sünni Zazalar mısınız?